Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ebeden daima sevgili kardeşlerim, nasılsınız, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Evet, ben sesim geliyor abi. Sesin geliyor Abdullah. Dur abi bir dakika sen şöyle yukarıya alayım. Bugün ben sıkıldım. Ama iyi ki biliyor musun? Gıda dedin mi? Gözün aydın. Ne için? Göz aydın, gözün aydın. Anladım zaten. Gitmek için. Göz aydın. Evet. Anladım. Abi şu gözlüğü çıkart, şu gözlerini göreyim. O gözlerdeki dışırtıyı görmek için aradım yalnızca. Ömrümü bu yolda harcadım. Hamdolsun. Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Ben şahsen bu senin en güzel bayramı, yani noktadan öyle sevinçti. Verdeki çocuklar dedim, sizi yiyecek, geçecek. Bugün... ben 1996'dan 99'a kadar bu 3 tane kasetle kaset ele geçmişti, sesli kaset. Oradan o vesileyle dağlarda kaldım 6 ay. 28 Şubat'ta o yargılandığım bir sebep de İkinci Emir Dağı'nda Lozan var ya, Lozan. Lozan'daki Kutu Emare, Ayasofya ve Sufyaniyet mevzuları ile kardeş, hepiniz biliyorsunuz. O zaman faili meçhul cinayetler asit kuyularında İzzettin abi Beykoz'da canlı kafasına çivi çakarak duvarda, o dönemlerde kimseyi tanımıyordum. Derse birkaç dakika şöyle yapayım. Daha da kalıyordum işte. Malum bazı dostlarımız ağaca ekmek koyardı, oralardan alırdım. Bazı yakın köylerdeki dostlara uğrardım, tahmin edilmeyecek ekmek alırdım. Faili meçhul dönemde, yani şimdi bu anlaşılmaz o zaman. O zaman Allah da besliyordu başka bir manevi şeyle. O zaman bir rüya görmüştüm. Allah hamdolsun onlarla Risale'nin hakikatiyle tutunmuştuk. Şimdi size birkaç tane madde zikredeyim. Duyuyorsunuz değil mi sesimi? Şimdi iyi kulaklarınızı açın. Hristiyan dinini, Hristiyanların hakiki temsilcileri olan hakiki ruhanilerin dinlerini İslamiyet'e devretme günüdür. Devredildi. Nasıl yani? Üç tabakadır. Siyaset veya dini cemaat. Tepe, orta ve taban. Tabanın ekseriyetle, papazların ekseriyeti mutlaka dindardır. Din için oradadır. Ama bir sürü şeyleri de oluyor. Hristiyanların hakiki ruhanileri Müslümanların hakikileriyle ittifak etmezse açılamaz. Mektubat 59. Bunların ismi Müslüman İsevileri unvanına layık. Bunu kim bilir, kim şey yapar? İmanın nuruyla, ferasetiyle bakanlar bilir. Yeri de söylüyorum, Mektubat 59. Yani
Hristiyanların hakiki ruhanilerinin Müslümanlarla ittifak edip kuvvet bularak ortak düşmanları olan düşmanlarına karşı ilk saf cephe birliğidir. İlk. Bunlar hep külliyat ve sarbedi ve gayrimunteşir. İki. Süfyaniyetin dört tane rükmü vardır. Bu dört tane rükmü vardır. Beşinci şua, Allah-u Alem yedinci mesele. Yedi veya sekiz mi? Sekiz de olabilir. Şimdi orada Süfyan tek değil der. Dördüncü rükün alim olacak diyor. Üç sıfatıyla, zekavetiyle, aklı değil. Akıl, Kur'an'a vahiy tabi olan akıl denilir. Bunları iyi doldurmak lazım. Zekavetiyle, yedinci mesele. Zekavetiyle, ilmi siyasetiyle, bir tane de var, bir sıfat da söylüyor orada. Fenniyle abi. Ha, fenniyle. Fenniyle siyasi ilmiyle o mevkiyi kazanır. Kazanır. Sonra buraya kadar tamam. Bundan sonra külliyata hakimiyet ister konuşalım. Sonra diyorum ki aklıyla diyor ama yukarıda zekaveti dedi. Hemen orada bu cümleden sonra akla geçiyor. Aklıyla çok alimlerin akıllarını tesir eder, kendisine fetvacı yapar. Yukarıda zekavetiyle diyor bu. Aklıyla deyince akıl yapan vahiydir. Bu insan vahiy kullanacak. Vahya tabi gibi gözüküp onun için aklıyla çok alimleri akıllarını kendine fetvacı yapacak aklıyla. Sonra diyor neyle icat yapacak? Bu adamın soyu, nesebi, maddesi, saltanatı, padişahı, cesareti vesairesi olmayacak. Ne yapacak peki? Nasıl yapacak? Muallimlerle dinden tecerrüt etmiş, içinde din olmayan milli eğitim yöntemiyle, marifle, içinde din olmayan, dinden tecerrüt etmiş, marifle, ilimle hareket edecek ve bu hareket dünyanın her yerinde tamim edecek diyor. Bu Süfyaniyetin dördüncü rüknünün sonunun başlangıcı olacak Ayasofya. İyi dinle cümleyi. Sonunun, Süfyaniyetin dört rüknünün birinci rüknün X, ikinci rükün Y, üçüncü rükün Z, dördüncü rükün zekavetiyle yaparken kullandığı yöntem akıl, yani din. Akıl deyince mepergenize din koyacaksınız. Zekayı akla dönüştüren vahiydir. Vahiysiz akıl zekaya indirgenir. Şimdi bu Süfyaniyetin dördüncü rüknünün sonunun mukaddemesidir Ayasofya. Başka ben ta o zamandan beri hep derdim cetveli alın derdim. Kabe ile Mescid-i Aksa cetveli böyle koyun. Koyun böyle. Ucu biraz açmışsa Türkiye'ye doğru Ayasofya'ya denk gelecek. Bu Kabe Amudur'un Nuran olduğu gibi bu üç dinin temsilcileri var burada bu hatta. Bu hattın ne özelliği var? Bu hattın özelliği şu. Yani bulutlu bir havalarda böyle şimşek çaktığı zaman yani bakarsın burada bakarsın burada. Bakarsın şurada bakarsın. Yani şimşek nereden kendisini şelale gösterecek bilemezsin. Yani fay hattı gibi. O hatlarda
kendisini gösterir. 18 bin alemin sureti olan şu alem-i şehadet, şu dünya, 6 fay hattıdır. Fay hattı dediğimiz manevi hat, 18 bin. O hattın imamesi. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. 3 tane inkılabın tek bir başı var. O 3 tane hat, Kabe, Mescid-i Aksa, bunun Mescid-i Kabe, Müslümanların Mescid-i Aksa, Yahudilerin Ayasofya, Hristiyanların tatlı gibi. O metreyi koyduğun zaman Kabe'ye, Mescid-i Aksa'ya ve Ayasofya'ya, üçü bir doğrultu. Son kapaktır, kapak. Ayasofya kapaktır. Kimin elinde ise endişeniz olmasın. Mescid-i Aksa da Kabe'de onun tasarrufundadır. Hiç sakın şüpheniz olmasın o konuda. Dur bir şarja bağlayayım. Şimdi Ayasofya İngilizlerin elindeydi. Allah Resulü'nün hadisi ile aleyhissalatü vesselam, Mehdi diyor silahsız, silahını İstanbul'un surlarında zeytinliğe asar, tekbirlerle diyor İstanbul'u ikinci kez fetheder diyor. Birincisini methettiği o komutan ne güzel komutandır. İkinci komutan silahsız mı fethedecek? Ne yapacak o? Silahını zeytinliğe asacak diyor. İstanbul'un zeytinliği var mı ki yani? Zeytinburnu denmesinin sebebi İstanbul denilen şey surun içidir. İstanbul'un zeytin ihtiyacını, zeytinlik, bakır yapma, tencere, kap yapma gürültü çok olduğundan bakır imal edilen yer Bakırköy'dü gibi. Şimdi üç dinin temsilcisi olacak mescid ki Ayasofya'yı açan kim ise kim? Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben karnımı nerede doyuyor? Aklım kalbim ne doyuyorsa Ahmet Mehmet'in peşinde değilim. O cahil cüela insanların özelliğidir. Ahmet Mehmet'le işimiz yok. Ben o taot artık kayıtlara bakın. Bilemem Ahmet Mehmet. Ayasofya'yı kim açarsa İstanbul Türkiye'yi ve o çizgiyi çizdiğim zaman Ayasofya, Mescid-i Aksa, Kabe kapağı böyle olacak. Onun olacak. O da siyasi Mehdi olduğu çıkacak. Üstad Hazretleri 5 tane şart söylüyor. 5 tane şartı tahakkuk ettiren ustadın haber verdiği siyasi Mehdi'dir. Bunun daha ileri gerisi yoktur. 1- Tevafuklu Kur'an'ımızı onaylayacak, külliyatı basacak, okullara ders koyacak, İttihat İslam'a çalışacak ve Ayasofya'yı açacak. Başka hatırlayanınız varsa söylesin. Ama biz niçin anlayamıyoruz siyasi Mehdi'yi? Çünkü biz peygamberi, Mehdi Azam'ı, Mehdi Azam ayrı, siyasi Mehdi ki onun talebesidir. Acube-i hilkat, 3 kafalı, 8 ayaklı, 7 kollu falan. Acube-i böyle. Şu 5. şuada Mehdi ve Süfyan Deccal diyor hadislerdeki şey temsil etmiş oldu. Şahsı manevisinden dehşetli bir şahıs zannedilmiş. Nasıl ki diyor? Mutlak adalet bir de diyorlar değil mi abi? Bir de mutlak adalet, hiç hata yapmayacak, etrafındakiler dört dörtlük olacak. Falan filan. Öyle bir şey yok. Değil mi? Öyle bir şey yok kardeşim. Bu dar, bunu talep edene, bunu böyle diyene münazarat anarşist derim diyor usta. Kusursuz, hatarsız kapı görmek, böyle bir şey aramak, bunlar anarşistlerdir diyor. Münazaratta geçiyor. Münazarat için söylüyor. Ben de şaşırdım diyor. İyi hiciv yaptı ya. Şimdi
Alim ezanı orijinaline çevirdi Menderes. Bu farkında mıydı? Ne yaptığını acaba? Ya. Yani ustad uyarmış onu, biliyordu. Ustad uyardı. Ustad dedi ki Ayasofya'yı aç, kendi kuvvetinden 10 derece daha kuvvet bulacaksın. Ezanı. Ezan Türkiye'yi bağlardı. Dikkat edin. Dikkat edin. Ezan-ı Muhammed'i aslına çevirmek Türkiye'nin meselesiydi. Ayasofya alem İslam'ın meselesidir. Ayasofya verilen diyettir. Bir, hilafeti kaldırmak, iki Ayasofya'yı kapatmak karşılığında iki tane şey vaat edilmiş. Ha, bir tane de bir şey istenmiş. 450 ton altın mı ne? Neyse o maddesinde değiliz. Buna mukabil şunlar şunlar sana verilecek. Ve ondan sonra İngilizler bir mermi atmadan İstanbul'u 1918'i çekip gidiyor. Niye gidiyor bu adam? Niye geldi? Nerede savaş yaptı? İstanbul'un neresinde İngilizleri biz döktük de İngilizler niye gitti? Tamam. Ben olayı anlatıyorum. Ahmet Mehmet'in peşinde değilim. Şimdi 3 tane şey söyledim. 4. Sima, suret, kimlik değiştirerek her sene turizm namı altında Ayasofya'da sihir ve büyü tazeleniyordu. Dünyadan toplanmış kardinallar vasıtasıyla. Kardinal demek bilmeyen kardeşler var. Mesela Brezilya'dan Hristiyanlar temsilcisi, Almanya'dan Hristiyanlar temsilcisi, İspanya'dan İspanyolların temsilcisi. Bunların toplandığı yerde bir tane papa seçilir. Papa da kılık değiştirilerek, kimlik değiştirilerek vesaire değiştirilerek istihbarat dairesinin eşliğinde her sene Ayasofya'ya gelinir. O Ayasofya'daki şelale, şimşek dedim ya böyle, çocuğu böyle. Yani bu şimşeğin Kabe, Mescid-i Aksa ve Ayasofya. Adam ne kadar bilinçli ve şuurlu, ne kadar dersine çalışmış ki. Şimdi diyor, hedefimiz diyor, Mescid-i Aksa'dır diyor. Adam biliyor. Yani biliyor, Mescid-i Aksa'dır diyor. Sonra sihir ve büyü yok edilecek. Sonra bu, işte dedim ya, siyasi Mehdi, Acı Bey kapalı, yedi ayaklı bilmem ne. Yok kardeşim, benim gibi adam olacak ya. Hutbe şey, Sike-i Tasi Gaybiye'de 7. sayfada Risale-i Nur hazır bir program yapıp uygulayacak diyor. Fakat benim kardeşlerime üzülüyorum. Tabirat-i Nuriye'nin içini dolduramamış. Mehdi deyince anlayamıyor. Kardeşim, 3 tane tabir var. Mehdi, Ali, Resul. Bu şey vardı, hapishaneye şey yaptı ya, Adnan Oktar mı ne? Bizim ismimiz de Abdullah Yayın abi, Badıl abi, benim şeyimi de demiş gibi dememişiz. Kitap bastı. Ben ona telefon ettiğim zaman bana hakaretvari konuştu bizzat. Ta ki karşılık versin de kayda girsin de hapishaneye mahkeme verelim. Yani bunlar kayıtlarda duruyor. Biz tabi bunu, biz karşılık vermedik. Niye ben demedim halde diyor diye bakarsınız onun kitaplarında, ki onun kitabının üzerine benim resmim var. Bizim hiç demediğimiz bir şeyleri. Orada tabi tenkit ediyor videolarında. Yani diyor Mehdi Ali Resul Mehdi ile farklıymış. Yani Nebi ile Resul'ü fark edemeyen bir insan Mehdi Ali Resul, 3 tane kelime Mehdi Ali Resul ile Mehdi'yi fark edemez tabi, normal. Dolayısıyla ustadımız mektubatta Mehdi Azam, yani ayrı bir unvan, yani Risalet-i Nur, Risale-i Nur, Sirac-i Nur, bunlar ayrı ayrı oluyor. Resail-i Nur, Risalet-i Nur, bunlar farklı anlamlara geliyor. Mehdi Azam ayrıdır. Yani kısacası ustad asrın müceddididir. Yani Risale-i Nur, tövbe değiştiriyorum, Risale'nin asrın müceddididir. Mehdi Azam ustattır. Müceddit Risale-i Nur'dur. Onun 3 tane
talebesi çıkacak. Siyasi. Yani iman, hayat, şeriatta 3 tane temsilci olacak. İşte 5-6 tane maddeyi yapan siyasi talebesi olacak. Siyasi mehdi olacak. Bunun amacım yok. Kim şey yaparsa yapsın. Şimdi o Ayasofya, o şelale dedik ya böyle Şimşek. 3 tane bir 99'lu tesbihin imamesini düşünün. Bir temsil. Ama 3 tane yerde durak var. Onunla beraber. Subhanallah. Elhamdülillah, Allah Ekber. Onun gibi manevi aşağıda koridorlar var. Onun imamesi tesbih Ayasofya. Tamam. Şu anda bütün çocuklar bilmiyor mu İngilizlerin elindedir Arabistan? Yahudilerin elinde değil miydi peygamberlerin cemi olduğu Mescid-i Aksa? İstanbul kiminlerin elindeydi? Ha. Şimdi şimdi şöyle diyeyim. Arabistan'ı Kabe, Şam-ı Şerif'i Mescid-i Aksa, Asya Şurası Ayasofya. Üçünü cem eden siyasi mehdidir. Ben daha acele etmiyor. Ne zaman cuma açılır? Açıldı değil. Açılır. Kendime vacip kılmışım. Ben ona açılışa Allah nasip ederse bir açılışa Üstad Hazretleri binlerce kişi toplanarak Ayasofya'da şey vermiş, konferans vermiş. İngilizlere karşı. Ve halkı yanına alarak, karşı arkasına değil yanına alarak Hutuvat-ı Sitte ile İngilizlere karşı halkı yanına alarak mücadele etmiştir. Ayasofya'nın 7 tane sırrı vardır. Anlattığım hep 6'dır. 7.'si Allahu Alem. Evet, bugün mukaddeme yapacaktık. Mukaddememiz Ayasofya olsun. Ayasofya olmuş oldu. Aslında ben size Dima'da mukaddeme yapacaktık. Şimdi Dima'ya geçiyoruz arkadaşlar. Bu Ayasofya hakkında yalnız aşağısında bir süvari gidecek kadar yol var. Ama şunu da belirteyim size hemen. Hiç ömrümde Ayasofya'ya müzesine gitmemişim. Ömrümde İstanbul'da çocukluğum geçmiş. Çocukluğum, misket dönemlerimden bu yaşıma kadar bir defa gitmemişim. Onu da bilmenizi isterim. Nereden biliyorsun altında süvariyle İstanbul'un her yerine gidilecek yol olduğunu? Ayasofya sırların kilididir. Sırlar deşifre olacak. En büyük sırlardan bir tanesi şifreyi malum zat kırdı. Nasıl kırdı? Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin bedduasını okudu. O bedduada ne var? Kim bunu kapatırsa. Beddua lanete bakın. Kim kapatırsa. Tersi, kim açarsa vazifelidir. Kim bu açanın karşısında ise süfyanetin 4. rüknüdür. Bu matematik, ben şey yapmıyorum. Mesela 3 artı x eşittir 8. 3 artı x eşittir 8. X kaçtır? Bunun gibi. Matematik. Hiç bunun şeyi yok. Ben külliyattan başka kafamı kaldırdığım bir şey bilmem. Ayasofya kilisesine, putanesine, onu da diyeyim.
Ustad niye puthane diyor biliyor musunuz? Puthane niye diyor? Bileniniz var mı? Tahmin edin yani resimlerin olduğu, putların resimlerin, putların dikildiği mi zannediyorsunuz? Eski krallar savaş ettikleri zaman kavimler arasında galip olan gidermiş ibadethanesindeki putları alırdı, kendi mahzenine depolardı. Bu puthane yani dininize hakimim. Puthane demek benim arşivime, depoma dinini koydum. Dinin, senin dinin benim depomda. Sana dinin hakimim, sana da hakimim. Onun için puthane, Ayasofya'yı puthane, Meşiyet Dairesi'ni Osmanlı İmparatorluğu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'nın içeriden ve dışarıdan gelen soru şüphelere soru cevap, cevap imal edildiği yere Meşiyet Dairesi deniliyor. Onların üyelerinden bir tanesi de Mehmet Akif'tir. Elmalılı Hamdi Yazır'dır. Mustafa Sabri Efendi, ki Şeyhülislam, Ustad Bediüzzaman Said Nursi kişiler var. Meşiyet'in dairesini kızların lisesine, Ayasofya'yı puthaneye çeviren adamı sevmemekle beni itham ediyorsunuz diyor. Puthane demek oradaki resimler vesaire, evet ama o değil, anladınız mı? Senin, ben savaş yaptık, mağlup oldum. Senin dinini temsil eden heykelleri mahzenime koydum. Dinine hakimim, sana da hakimim artık. Senin hürriyetin neyleydi? Dininleydi. Dinin yok ki. Öyle benim dediğim kadar yaşa. Onun için puthane deniliyor. Ona puthane denilir. Hasan abi. Evet dinliyorum. Abi Fatih yani biliyor muydu ki bu bedduayı yaptı acaba ya? Çok merak ettim bunu. Ve bedduanın içeriğine bakarsan adamın neredeyse ismini söyleyecek. Nerede biliyor? Fatih'in bir hatırasını nakledeyim. Orada da eliyle Ayasofya'yı çevirmiş kıblesini, binayı. Biliyor muydunun cevabı? Bir de zamanın her padişahın bir Hasan Can'ı vardı. Yavuz'un Hasan Can'ı vardı. Fatih'in kimiydi? Akşemseddin. Demiş ki o, duruyor böyle, alimler geliyor, Şeyhülislam mesela, Allahu Ekber bizim gibi namaza duruyor. Fatih Sultan Çağatıp Çakat'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müjdesine mazhar olan adam kıvranıp duruyor. Kabe'ye kıbleye duracak duramıyor. Kıbleye duramıyor. Demiş ki dayanamamış. Demiş ki, efendim demiş ya maşallah ne mübarek insanlarsınız demiş ya. Nasıl geliyorsun şöyle seccadeye hemen Kabe'yi görüyorsun. Kabe koridorunu hemen giriyorsunuz. Ben diyor kıvranıp zor şer giriyorum diyor, tamam mı? Ustad Bediüzzaman Hazretleri'nin de öyle ha. Sungur abi de ben dinledim 1986'da. Yani bir namaz şeyi var, namaza girişi var, şöyle diyor. Ha Fatih bitireyim. Şeyhülislam da anlamış. O adamlar da benim gibi değil de tabii de anlamaz şu. Ya Rab işte Türkçesini söyleyeyim. Niyet ettim yatsı namazını kılmaya teveccüh ettim. İlâ beyti ki şerifen elime menüte ve işte kıvarına de deyip Allah-u Ekber giriyor. Böyle giriyor. Fatih bütün diyeceklerini yapacaklarını yapıyor. Açılmadıkça koridor, görmedikçe Kabe'yi, Kabe'ye haca gitmediler diyor. Ulan cihat attan inmiş zaman zaten beş vakit namaz orada kılıyor. Ustad diyor ki Bediüzzaman Hazretleri Osmanlı padişahının ekseriyeti mutlakası evliyaydı diyor. Şöyle koridor açılıyor, Kabe'yi görüyor, Allah-u Ekber diyor ama zor giriyor. Fatih diyor ki ulan bunlar nasıl giriyor pat diye. Sonra demiş ki padişahım sultanım biz göremiyoruz demiş, sen endişe etme. O ha görmüş mü? Kabe'yi göre bunu da görür. Ustad Bediüzzaman Hazretleri, şimdi ben diyor Sungur abi bizzat ben dinledim 86-80 yalan olmaz 87 de olur Fındıkzade'de Rüştü abi anlatırken dedi ki Ustad diyor böyle namaza duracak böyle kıvranıyor. Böyle kıvranıp duruyor diyor tam böyle. Ben mutadid defa şahidim oturuyormuş. Tam herkes niyet etti Allah-u Ekber diyemiyor.
Hiç ses yapmıyor. Oturun, biz de oturuyoruz. Kalkıyor. Rüştü kardeş diyor, 3 defa tekrar ettiğine şahidim. Tekrar diyor, böyle geliyor, teveccüh edecek. Bu avucunu Kabe'ye getirecek. Diyemiyor. Kıvranıyor, diyemiyor. Oturuyor. Üçüncü kez nasıl oluyorsa koridoru yakalıyor. Allahu Ekber diyor, giriyor. Bunu 28. lemada yatsı namazında o alime girdim diyor. Peygamberin metiyesine mazhar olan Fatih bu. Yani bedduanın içerisine bakarsanız adam adresi kargoyla gönderiyor. Şimdi ben beklerdim ki bunu açan zat bizimle ne alakası var? Bu vakfiyenin özelliğidir. Burası vakıftır. Vakfiyenin tüzüğü de budur. Yapmışlar, adliyle alakalıdır. Sen kalkıp da Fatih'in bedduasını nasıl okuyorsun ya, şey, lanetini? Evet. Sadece o da değil abi. İki buçuk sene. Dedim ki abi. Ha. Mescid-i Aksa'yı da söyledi. Sadece o da değil. Sen sonra girdin. Onu dedik. Şimdi o kapak dedik cetvelde. E tamam da Mescid-i Aksa. Efendim? İki buçuk sene olan ne abi? 2,5 sene aldım. Hala imzasını atıyorum. Ve bir tane daha kaldı. Bir tane daha. Yani kanundur. Yargılandığım kanun söyleyeyim. 5816. madde. Allah mekanını cennet etsin. Allah şefaatine mazhar eylesin. Bir ayağı çürüdü, diğer vücudu tamamen sağlam, şehit olan Turgut Özal 163'ü kaldırdı. Onunla da bağrım yanmış, onunla da yargılandım. Ne kadar hem de. Rüştü abi ne kadar yargılandı. Allah mekan cennet etsin, 163'ü kaldıran oydu. Ezanı aslına çeviren Menderes. Dikkat edin, 3 kişi, 3 devir. 3 devir. Tamam. Ondan sonra... o 163'ü. İnşallah siyasi Mehdi'ye 5816. maddenin kaldırılmasına sebep olur. O Türkiye'yi bağlıyor. Zahirde ama hilafetin kilididir o. Hilafetin. Ayasofya alemi İslam'ın zeminidir. Onun için bak, anlamayan benim saf Müslümanım, Ayasofya ile Ürdün, Filistin ne alakası var, Endonezya? Yani bunların kıblesi değil ki Ayasofya, ki seviniyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Yani buraya mı yönelecekler ya? Ayasofya kiminse Mescid-i Aksa'da, Mekke-i Mükerreme'de ona verilecektir. Onundur artık. Rahmet-i ilahiye sağanak sağanak yayacak. Üzerinde Türk milletinin 600 sene, 1000 sene Selçuklularla beraber 1000 seneden beri İslam'a bayraklarlık yapmış olan bu Türk milletin ve Türk milletin temsilcisi olan ordusunu kılıcına ayağına vurdurmaz düşmanına vurdurarak ağlayan alemi İslam'ı İttihat İslam'la güldürecektir inşallah. Mescid-i Aksa ve Kabe bunların esaretinden de kurtaracaktır inşallah. Hasan abicim, merak ettiğim bir şey var, sorabilir miyim? Hı hı. Siz kendi hayatımda test ettim dediğiniz üçüncü mü, dördüncü mü nün cevabı, acaba bu şu bugün değişti mi acaba? Benim Müslümanım zahirde ben vakıfım. 17 yaşından beri bu işe gönül verdim. 57 yaşım, 58'den olacağım. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Hayatta hiçbir gayem yoktur. Bir şey da edilmemişim, dava da edilmemişim. Şimdi bir şey anlatacağım. Ben dershanedeyim. Üçüncü dönemde miyiz? Süfyanet'in dördüncü döneminde miyiz? Nasıl anlayacağız? Üçte miyiz, dörtte miyiz? Bunu madem dershanedesin, ben bunu test etmem lazım.
Allah rahmet etsin. Rüştü abiye dedim ki, abi dedim, ben dedim, üçte miyiz, dörtte miyiz? Dördün olduğuna söyledi. Abi ben tatmin olamıyorum dedim. Üçe benziyor. Biraz anladı. Çok sosyolojiciydi. Sakın test etme dedi. Ama biz cahillik yaptık. Rüştü abinin vefatından sonra test edeceğim dedim. Nasıl test edeceğim? Üç mü dört mü? Bunu burada bırak, ben bir şey anlatayım. Sahih Buhari, Muhammed el-Buhari Hazretleri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadisi var. Cumartesi sağlam. O da hadis ama bu sağlam. Demiş ki ben bunu bir test edeceğim. Sırf hadisi şerifin Resulullah'a ait mi değil mi? İki ravisi bir tane de olması lazım. Sağlam olması için. Cumartesi olmayın helak olursunuz. Ben bunu test edeceğim demiş talebelerine. Yapmayın efendim. Ben cumartesi hacamat olacağım. Aa, burada kağıt. Helak olursam helak oldu bu hadistir. Helak olmadığımsa zayıf hadistir. Cumartesi hacamat oluyor. Tam ölüm anında iken Allah Resulü'nü görüyor. Buhari de anlatıyor. Buhari de mukaddemesinde anlatıyor. Bakın görürsünüz. Sonra o parantezi devam edeceğim. Sonra tam helak olacak ölüm anında Resulullah geliyor. Ey Muhammed el-Buhari, Resulullah diyor aleyhissalatü vesselam. Benim hadisimi görmedin mi? Niye cumartesi sen hacamat oldun? Ya Resulallah, senin sözünün doğruluğu için kurban olayım. Benim hayatım kurban olsun bir sözüne, doğruluğuna. Seni doğrulamak için yaptım ya Resulallah. Biliyorum dedi. Sıvaz diyor ve bu tarafa geliyor. Kurtuluyor ve diyor ki ben Resulullah'ı gördüm. Bu hadis-i şeriftir. Bir sözüne kurban olsun hayatım dedi. Süfyaniyet'in 3. döneminde miyiz, 4. döneminde miyiz? Kurban olsun Hasan'ın hayatı. Ben bir test etmeye kalktım. 3 mü 4 mü? Eğer 3 ise öleceğim. 4 ise sağ çıkacağım. Çünkü 4. dönemin sıfatı daha bir şey yapamaz. İleri tecavüzatı geri gider diyor. 4. dönem Süfyaniyet'in 4 devresini anlatırken daha adileşir diyor. Sıradan bir şey olur diyor. Hiçbir şey yapamaz. Gücü yetmez diyor. Vaziyeti muhafaza etmeye çalışır. Üç ise tecavüzü var, hücumu var. Kime düşer bunu test etmek? Allah Resulü nasıl kendi dedi ya, böyle zor işleri, kölelikleri, bilmem neyi, çok evlilikleri, böyle şunu kaldır deyince sahabeye, ya Resulallah sen ne yapmıyorsun yani, bunu nasıl yapacaksın? Fedakarlık önce kendi yapacaksın. Biz de bir test ettik. Eğer ölürsem, mektup, ölürsem Süfyaniyet'in 3. dönemindeyiz, sakın ona göre davranın. 4'te değiliz, öldüm çünkü ben. Sağ çıkarsam 4'teyiz ki sizinle beraber olacağım. Fakat bu Süfyaniyet'in 4. döneminin sonunun mukaddemesi ne zaman başlayacak diye yola çıktım. Ve bu konuda her türlü sıkıntılara göğüs gererek malum ses kayıtlarıyla vesaire Ayasofya'nın 4. rüknünün sonunun mukaddemesi olacak. Süfyaniyet'in 4. devresi sonu başlamış. Sonu başlamış. Bunun önünü kimse alamaz. Bitti. Bu sakın Tayyip, Mayip, Ahmet, Hüseyin değil bu. İsime takılmayın. Allah karar verdi artık. Sistem işliyor. Ahmet, Mehmet. Ha ona nasip oldu. Başka. Allah hakimdir. Abes iş yapmaz. Hak ediyor demek ki. Efendim ama şu kadar şeyleri var. Alem-i kemli fesattayız kardeşim. En mükemmel kusursuz bir insan peygamberdir. Bu kusur arayan gözleri Resulullah'ın zamanında yapsanız vallahi Resulullah'ta da kusur yapar, şey yapar. Ya Resulullah İstanbul'da gibi yerde entane niye giriyorsun diye. Ya fırça varken niye misvak kullanıyorsun diye kusur bulur. Ya Resulullah kaşık varken yani bu elle niye yiyorsun? Bulur yani. Bulurdu ya.
Yeter ki o kusur gözün. Dolayısıyla Süfyaniyet'in dörtüncünün hani dördüncü rüklünün sonunun başlangıcını siyasi Mehdi başlatacak ve dördüncü rüknü siyasi Mehdi'nin zıttı olduğu için Ayasofya'yı kim açıyorsa siyasi Mehdi'dir. Onun zıttı da Süfyan'ın dördüncü rüknüdür. Kim ise, neyse ise Ahmet Mehmet, ben bilmiyorum. Tövbe, yalan olmasın. Biliyorum, bilmiyorum. Tamam. Hasan abiciğim, şunu söylemek istiyorum. Hakkınızı helal edip, ben dünkü heyecanımla haberlere baktım biraz. Televizyonda birisi yeminle dedi ki, eğer dedi 15 Temmuz başarılı olsaydı, bugün Ayasofya kilise olarak açılacaktı. Bu sanırım yeterli olur. 10 bin kişi sırf İslam'a hizmet eden halk değil. Beşiktaş stadyumu, ne diyorlar ona, Dolmabahçe mi? Oraya toplanıp katledilecekti, şehit edilecekti. 10 bin kişi. Tamam. O liste çıktı, biliyor musun? Listede kimler vardı? Ha. Hepsi çıktı. İslam Müslümanlar katledilecekti. Ondan sonra Allah kimse denemesin ya. Yani lütfen size de söylüyorum, Ahmet Mehmet'e takılmayın. Ama temsilcileri tabii. Allah karar verdi mi kimse engelleyemez. Allah vermedi mi kimse de yapamaz. Onun için bundan sonra Allah'ın nusretini, ihsanını, ikramını, lütfunu sel sel göreceksiniz. Çok suratlı bir şekilde öyle bir maddi inkişaflar olacak ki bu Libya meselesi halledildiği zaman arkadan o Kıptilerin torunları da ortadan kalkacak. Suudi Arabistan'daki Yahudi dönmeleri, o Suud, o kabilesi Arabistan'da kalan Yahudi şeyidir, kavmidir. Onlar hepsi ortadan kalkacak. Artık kimse önünü alamaz. 1998'den sonra İslam lehinedir her şey. Unutmayın, ta o zaman der. 1998, 2008, 2018, tamam. Bu hiç kimse 98'den sonra, ya niye 28 Şubat küfrün, zındıklığın üst ölü noktası. Yani biz motorcuyuz. Piston en son çıkabileceği yere, ondan sonra son, başka yok. Ondan sonra tepesinde motor yanma odasında patlayan basınçlar aşağı indiriyorlar. 98'de küfrün en zirveydi. Üst dolu nokta, ondan sonra aşağı doğru iniyor. Ve 1998, 2008, 2018 Ağustos'unda ciddi bir şekilde aldı. Start aldı. 2020 ve 2021'de, 21 ortalarına doğru bayramın, bu Allah'ın lütfu. Şöyle düşünün, yani bu konuşmayacağım. Bir kere orada, yani böyle mantıksal düşünün. Hani ben dediğim hepsini silin kafanızda konuştuğumu. Ayasofya'da Fatih 1453'te fethettikten sonra namaz kılınıyor muydu? Kılınıyordu. Ezanlar vesaire. Peki Fatih döneminde o kılınan o şeyler, Allah'ın rızası yok muydu? Bir evliya yok muydu? O namaz kılma ortadan kalktı. İyi mi oldu? Yani Ayasofya, şöyle düşünün ya. Ayasofya 1453'te fethedildi, 86 seneye kadar. Yani 1934'e kadar namaz kılınıyordu. Bu kalkıyor. Namaz kılmak iyi midir? Evet, İslam'a göre iyidir. Kılmamak kötüdür. Birisine kıl demek iyidir, helal olsun. Kılma demek kötüdür. 1934'te kim kapattı burada namaz kılınmasın diyen İslam'a göre iyi adam değildir. Kim burada artık namaz kılınsın diyen İslam'a göre iyi adamdır. Nereden biliyoruz?
Çünkü ayet-i kerimede mealen Allah'a bak, imanın tapusuna bak. Allah'a iman edenlerdir. Kim o? Ancak Allah'ın mescitlerini ihya eder, inşa eder. Mescitleri Allah'ın evlerindir diyor. Ancak Allah'a iman edenler yapar diyor. Meal değil mi? Ha, madem medreseler, tekkeler, zikirhaneler, tekkeler, medreseler, camiler, Allah'ı zikreden evlerdir. Allah da diyor ki, ancak Allah'a iman edenler diyor, bunları inşa eder, ihya eder. Yıkan, ortadan kaldıran, kapatan nasıl olur? Bu mefhumu muhalifiyle ayet nedir? Ha, bu ortada. Ha, o zaman kim açtı? Kim açarsa açsın. Allah bunu seviyor. Niye? Orada secde edilecek. Secde edilecek. Orada namaz kılınıyordu. Birisi dedi ki, ok etmeyin daha. Çıkın dışarı. Secde yok. Birisi de geldi. Girin dedi, secde yapın. Şimdi İslam'a göre nasıl adamdır? Bu kadar ya. Bunun manacı sağa sola çekmeye gerek yok. Birisi dedi ki, daha yok. Secde yok burada. Ezan meza yok. Tamam. Birisi de diyor ki, girin içeri namaz kılın. Kılın namaz kılın ya dedi. Başka bir şey yapmadı ki. Kimse küfür etmedi ki. Hasan abi. Evet. Abi, şimdi dedin ya, bunu Allah açtı. Ona nasip oldu. Allah açtırdı, Allah açtı, ona açtırdı, ona nasip oldu. İşte keşke bana da nasip olsaydı. İnşallah. Abi, şimdi bu dediğinizin hakikat payı o kadar yüksek ki. Şöyle, geçen sene yerel seçimler vardı biliyorsunuz abi. İstanbul falan oldu ya. Ablacığım bana bir şey yapalım. Birkaç böyle gündem oldu, dediler ki ya bu Ayasofya'yı açacak mısın? Açıyor musun? Niye açmıyorsun? Orada ifadesi şuydu. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Dünyanın her tarafında bir sürü camiler, şunlar bunlar var. Bunlara karşı herhangi bir provokasyon olmasına müsaade etmeyiz. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Sultanahmet'i doldurun, ondan sonra konuşalım bu meseleyi. Daha yani özeti bu. Yani tam geçen sene abi, bu zamanlar. Hani 14-15 ay oldu. Şimdi adamlar konuştu. Bu malum medyalar konuşuyor. Diyor ki, ya tamam biz de karşı çıkmıyoruz. Ya açsın güzel yani. İyi bir şey Ayasofya açması. Fakat ne oldu ya? Böyle diyen adama ne oldu ya? Ne oldu? Ne değişti? Geçen sene bugün ne değişti? Lan bir sene oldu. Bir sene önce böyle diyen adam bugün niye böyle diyor? Şimdi buna, buradan gözüküyor ki buna Allah karar vermiş. Kalpleri de evirip çevirmiş. Şartları da ona göre hazırlamış. Nasıl ki anneye çocuk verdiği zaman sütü de şartlarını da anneye şefkati de efendim işte her türlü ihtiyacını da gönderdiği gibi, onu mağdur etmediği gibi aynen şartlarını hazırlamış, göndermiş. Ha bu adama niye nasip oldu? Kardeşim adam yapmamış. Adam çalışmış, adam bunu dava edinmiş yani. Adamın böyle bir davası olmuş. Hasan Hoca da yatarken akşam diyor ki şu mevzuyu çözemiyorum diyor. Kafasına o mevzuyu takıyor, rüyasında görüyor. Biri geliyor söylüyor, bir yerden bakıyor, yordam karşısına çıkıyor. Niye? Çünkü dava edilmiş. Kim ne için ihlasla isterse Allah ona verir. Belki ki batılda da olsa diyor, ihlas cesaresinde. Tamam kardeşim, demek adam bu ihlası istemiş. Meselenin özü benim kanaatimce böyle abi. Evet, kardeşim, hadis-i şerifle senin şey yapayım. Ben bu dava edilmişim bunu, ömrümü vermişim, anlıyor musunuz? Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisi var, diyor ki Allah diyor ahir zaman Mehdi'si için söylüyor, bir gecede hazırlar diyor. Geçen sene dedi, bu sene kadar ne değişti? Allah bir gecede değiştiriyor. Mukalibel kulub. Halden hali değiştiren, kalpleri evirip devirip çeviren, ey Rabbim benim kalbimi istikamette sabit kıl diyen, değil mi peygamberin ümmetiyiz? Bir gecede ne gösterildi? Bir gecede anlayın. Bir gecede kalbine bunu yap, emredilir. Kalkar, aklı fikri gider. Resulullah bana emretti. Bana dese ki, Resulullah şeytan giremez simasına. Sesine girebilir. Yandan girer rüyalar. Girebilir. Simaya giremez. Dese ki bana veya size, bunu böyle yapacaksın peygamber arasında. Canını verirse yaparsın.
Yaparsın. Hasan abi. Ha abi. Abi dün akşam tabii herkes, bütün Müslümanlar çok sevindi. Bizden nurcular için biraz daha farklı Ayasofya'nın ehemmiyeti. Biraz daha fazla sevindik ama ben rüyada Tayyip'i gördüm abi de. Ha dün akşam mı? Ha yani dün akşam gördüm. Ben bu yatıp kalktığımız gece gördüm yani bu gece. Çay içiyorduk abi. Hep beraber medresede çay içiyorduk. Çayları da o dolduruyordu yani. Bana da bardak yok. Dedi ki git bir tane bardak eksik dedi. Ben dedim ki bak halbuki bir tane bardak eksik kime eksik ne demek ya? Kime eksik dedim kime? Ondan sonra cevap gelmedi ama ben anladım bana eksikmiş bardak abi. Gittim bardak aldım. O ara Okay abiyi gördüm. Okay abi de dedim ki abi sen de geldin şimdi iki bardak eksik oldu dedim. O bardaklarımızı aldık dedim. Yani çay içtik mi içmedik mi hatırlamıyorum ama herhalde çay biliyorsun abi bir iş bittikten sonra içilir ya inşallah bir de medresenin de şeyidir çay. Buradan da herhalde güzel bir mana var inşallah abi. Vakti geldi mi Abdullah ben rüyamı anlatayım 98 rüyamı dağda. Evet abi evet. Arkadaşlar İstanbul Tepecik'ten Zeytinburnu'na, Zeytinburnu'dan Kırıkhan'a, Kırıkhan'dan kaçışım 98'de faili meçhul cinayetlerin işlendiği asit kuyularında ve büyük kıyma makinalarında eti domuz çiftliğine ve denizlere atılan kıyma döneminde Lozan'ın iç yüzü diye iki tane dersimden dolayı kaçıyorduk. Bunu herkes biliyor. Daha da dedim ya yaşayamazsın tabii. Bir gün jandarma kovalıyor yani oradan oraya ihbar ediyorlar. O ağacın kovunda yatıyorum, o şeyde yatıyorum. Ben 98, inan adamı tanımıyorum. Eyvallah, Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben adamı tanımıyor. Tamam, bilmiyor. Ve o tarihte bu ne iş yaptığında inan şimdi sorsanız bilmiyorum, yalan söylemiyor. Yalan lafzı kafirdir. 98'de bu adam ne iş yaptığını da sorun bana bilmem. Bilmiyorum. Şimdi rüyamda 98'de Kırıkhan'dayım rüyamda. Kırıkhan'da tabii fakirlikten dolayı bize sağ olsun belediye başkanı bize bir yer sattı. Ama tarla yani yol yok. Öyle göl çekilmiş böyle bir yer. Yol yok. Çamur böyle ayakla gidiyor. Arabayı yukarıya bırakacağız ineceksin. Yol yok. Rüyamda oradayım. Ondan sonra derse gireceğim. Odamdan, usus odamdan salona bana dediler ki abi Mehdi geliyor dedi seni ziyarete. Allah Allah ben de şimdi kızıyorum. Ya şimdi sırası mı ya ders yapacağız dedim. Siyasi Mehdi'nin burada ne işi var? Ondan sonra ben de kızıyorum. Benim gibi bir adam, basit bir adama nasıl zaman ayırıyor, niye geliyor? Bir sürü işi var. Aynı bu uslupla bağırıp çağırıyorum kendi kendime. Ya bu deli midir? Oynattı mı ya? Buraya niye geliyor ya? Zarar görecek. Bir sürü işi var. Beni niye ziyaret ediyor? Dedim. Ama bu arada giyindim. Dershaneyi biliyorsunuz Abdullah. Çıktım. O zaman yol yok. Şu anda o yol var ya o yol caddeye doğru. Sonra sağ olsun başka bir belediye başkanı geldi. O caddeyi bana açtı. Çünkü kendisi derse de geliyordu. Dedim ya çamurlar için geliyorsun. Yol hiç ayıp yapma hatırına gelmiyor mu ya? Şuraya bir yol yapsana dedim ya. Allah razı olsun kırmadı yaptım. Neyse. Daha yol yokken ben de giyinmişim. Ben de dershaneden çıktım. Sonra ana caddeye böyle döndüm. Mehdi geliyor. Kargalar veya kartallar hani kuştan uçar ya böyle ve böyle uçuyor. Hani önde bir tane rehber olur. Tepede. Tam burada. Baktım ki bu adam. Ben bir adam duruyor. Sivil. Ama onun o vesi tamamen asker. Asker derken sivil değil ya şey. Hep general. Böyle. Böyle bir baktım. Uzun boylu. Alnı açık. Allah Resulü'nün tarifiyle omuzu geniş, dişleri şeyi.
Böyle bir çehreli bir zat durmuş, birbirimize böyle gülümsedik. Kafamda kaldı bu adam. Allah Allah! Bu adam kim? Tamam, bu adam kim bilmiyorum. Medya bilmem, haberlere girmem vesaire. Dün akşam bile şey yapmamışım ya. Peki, kimdir? Sonra duydum ki, tabii bir yerde denk geldim. Gazetede mi, nerede bir yerde adamın resmini gördüm. Resmini ilk gördüğüm zaman kafamda sanki o şimşek var ya, şimşek patlar gibi oldu. Ulan ben bunu gördüm adam. Rüya bu. Peygamberi görmedin ki %100 doğru olsun dedim. Siyasi mekti olduğunu o zaman gördüm. Bu adamdı. İlk defa söylüyorum. Evet, buraya kadar söyledim ama kim olduğunu söylemiyordum. Bu V gibiydi. Önünde bu dikilmişti. Diğerleri böyle. Hepsi generaldi. Makam sahibi. Başındaydı. Ve güldü. Ondan sonra o işine gitti. Ne tarafa biliyor musunuz? Ordusuyla Şam'a doğru gidiyordu. Şam'a gidiyordu. Ben de derse girdim. Çok ilginçtir. Benim ilk tutuklamam, şey ilk değil, kaçıncı? Bu son tutuklamam Kırıkhan'da başıma geldi. İstanbul'dan atladım. Kırıkhan Havalimanı'na indim. O gece çıkmış bana. Tutuklama çıkmış. Bu 2016'daki bu hadisem. Hiç haberim yok. Havada uçaktayken bana tutuklama çıkıyor. Ve Kırıkhan dershanesinde oluyor. Rüyayı da Kırıkhan dershanesinde görüyor. Daha gitmiyorum Kırıkhan'a. Ne başıma gelecek onun için korkuyorum şimdi. Şimdi Mehdi tamamen işi alsın, o zaman giderim. Şimdi daha gitmiyorum. Sohbet edebiliriz bundan sonra. Yani bu Ayasofya'ya dönüştü. Böyle bir şeye dönüştü. Ne yapalım, bugün de hiç gayri ihtiyar ama işte bu selin önüne duramıyorsun derler ya. Sel akıp gitti Ayasofya. Ve dün akşam da ben de rüya gördüm Abdullah. İnşallah. İstanbul Mısır Çarşısı'nı bileniniz hepiniz biliyorsunuzdur. Mısır Çarşısı böyle. Oradayım. Ama Hristiyan Müslümanım dedi. O zaman söylemiştim. Ben X yerde bir kilise var. X yerde bir kilisenin papazıyla Kadıköy'den Sirkeci'ye arabalı vapurla geçiyordum. Ondan sonra denizi seyrediyordum. Ondan sonra fotoğrafı geldi. Arkama elini koydu. Kafa, ben bakıyorum ya böyle. Koyunca ben bakmadım. Şöyle bakayım kim çıkacak. Dedi ki selamünaleyküm kardeşim dedi. Ondan sonra aleyküm selam. Dedi ki sen beni tanımasın, ben seni tanıyorum dedi. Çok istifade ediyorum senin derslerinden dedi. Senin kim olduğunu, ne kadar samimi olduğunu bildiğim için dedi, sana bir sırrımı paylaşayım dedi. Ben falan semtte, ismini öğrenim, kilisenin papazıyım dedi. Papazım dedi. Ondan sonra inanamadım yani böyle, Allah Allah. Şimdi 59. sayfa var mektubatta. Müslüman İsevileri unvanına layık. Yani zahirde, görünüşte Hristiyan, papaz, Hristiyan vesaire. Hakikatte Müslüman. İşte Hristiyan artık dini Hristiyan halkına bir şey veremeyeceğini gözüküyor. Karar almışlar. Karar almışlar diyorum. Bak bir şey biliyorum. Artık Hristiyanlık adına bitmiş.
bu millete bir şey verin. Semavi bir dinler adına Yahudilik de bitmiş. Komünizm ve affedersiniz eşcinsellik vesaire aldı gitti. Bu Siyonist de değil, globalistler, Türkçesi bugünkü tabirle globalist, Ustad Bediüzzaman'a göre komite, Zendeka, zındıka demiyor, Zendeka komitesi, beynel miler diyor. Yani Siyonistler arz-ı mevudu istiyor. Bu globalistler, yani Zendeka komitesi, uluhiyet iddia ediyor diyor, Risale'de var. Rububiyet iddia ediyorlar. Bizi durduran olmadı. Çocukları öldürdük, durduran olmadı. Her türlü mezalimi yaptık, durduran olmadı. Eğer haşa Tanrı olsaydı bizi engellerdi. Dolayısıyla bu dünyada şeytan hakimdi. Şeytan şeyiyle bu insanlar da bizim kölemiz, tabilerimiz. Biz ilahız. İlahlarını iddia ediyorlar. Firavunlar, ilahlar gibi. Bunlar 9 tanedir. Kur'an'ın tabiriyle Tisat'ın 9 tane müfsit diyor. Şehirde 9 tane müfsit idi ki. Üstad Hazretleri diyor ki medeniyet-i sefiye şu dünyayı bir şehir haline getirdi diyor. Kur'an'da da 9 tane müfsit var diyor. Gerçi Türkiye'deki cumhurbaşkanlığına bakarsan 9 tane müfsit var. 2 tanesi hariç. 11 tanedir. Diyor. Bu uluhiyet dava edecek. Fakat hepsi teslim olduğu gibi. Ama Türkiye hariç. Olmayan devletlere de cesaret verdi, etrafına toplanıyor. Koskoca 1,5 milyar Çin'i teslim aldılar abi. Evet. 1,5 milyar. Ve Amerika'daki şu andaki korona meselesi bu globalistler denilen o 9 tane ailenin aile ile ona tabi olmayan grupların savaşının görüntüsüdür korona. Herkes 2 tanedi. Bir nefis, bir ruh. Ustad diyor ki Avrupa 2'dir. Amerika 2'dir. Bir Amerika'nın derin devleti var. Bir de aileleri var. Derin Amerika o 9 tane aile ama herkes 30 diyor. O şeyi. Taşören şirketi 9'dur. Kur'an nerede biliyor? Kur'an diyor ki şehirde 9 kişi var idi ki diyor. Şehri ıslah etmezdi, ifsat ederlerdi. Bakın 9 yazarsanız çıkar. Türkiye'de uygularsan 9 müfsit, 11 tane cumhurbaşkanı 9 müfsit. Ama Mesnevi Nuriye'de küre arz medeniyet diyor bir şehir haline getirince dünyayı uygularsan 9 tane müfsit komite. Şu anda derin Amerika bu ailelerle. İngiltere 2 tanedir. Kraliyet bu globalistlerle savaşıyor. Kraliyet. Almanya 2'dir. Şu andaki zahirde gözükenle derin Almanya farklıdır. Derin Almanya Türkiye ile beraberdir. Fransa'nın şu anda sureti değil, derin Fransa Türkiye ile beraberdir. Amerika için Ustad diyor ki, Amerika'nın aleyhinde külliyatı hiçbir tane yer yoktur. Rusya için diyor ki, alem İslam'a kılıç çekemez diyor. Amerika 2'dir diyor. Menderes'e diyor ki, Avrupa'da Amerika ihtiyaçtır, muhtaçtır diyor. Bu millete, hükümete diyor ki, Avrupa bile diyor Amerika ihtiyacı var, size Avrupa değil mi? Amerika'nın. Şu anda derin Amerika Türkiye ile beraberdir, globalistlerle savaşıyor. Ne zaman biter? Dolayısıyla eğer o demir Amerika olmasa ne Suriye'de ne Libya'da böyle bu kadar rahat yapamazsınız. Yani arkadaşlar, Ustad Avrupa 2'dir diyor, Amerika 2'dir, insan 2 olduğu gibi 17. lemada söylüyor. Ey bozulmuş 2. Avrupa. Tamam, yalancı bir şeyin evvelsel diyor ya. İngiltere 2'dir, Fransa 2'dir, Almanya 2'dir, bir sureti bir derin, Türkiye 2'dir, bir sureti bir derin, Amerika 2'dir, bir sureti bir derin, Rusya 2'dir, bir derini bir gözükeni. Onun için sahilde gözüktüğü gibi değiller.
Bakarsın zahirde karşı karşı savaşıyoruz. Ha savaştık, ha savaştık. Ha bundan savaş patladı, patlayacak. Oysa beraber çalışıyorlar. Böyle. Hem öteki taraf hem bu taraf. Bunu da bilin yani. Zahirde, zahir aldatır. Ama 1998'ten sonra her şey İslam'ın lehine dönüyor. Döndü. Dönmeye devam edecek. Start aldı. Ayasofya'dan sonra daha kimsenin alamaz. Çünkü Ayasofya alim İslam'ın ittihadına, intibahına tesanül ve Cemail-i Mutefika-i İslamiye'nin laneti var mıydı? Lanet var üzerimizde. Ama olmadığımız için Cenab-ı Hak nasip etti. Bu millete tekrar İslam'a hizmetkarlığını tekrar verdiğinin alametidir. Allah istemese açamazsın. Allah istemese açanın kalbini döndüremezsin. Adam diyor ki bizim öyle bir programımız yok. Bizi tahrik edemezsiniz. Ve bütün dünyadaki camiler de tehlikeye girer diyen adam bir gün açıyorsun. Kalpler Allah'ın elindedir. Hadis-i şerifi hatırlatıyor. Bir gecede Allah mehdisini hazırlar diyor. Şöyle bir haftayı nazarım var Hasan abi. Olacak diye. He. Allah razı olsun. Şimdi senden hani şöyle bir noktayı nazar Hasan abi. He. Şimdi bundan sonra süreç nasıl olacak? Şimdi hatırlarsanız abi Risale'de Ayasofya alakalı 25-30 tane cümle var. O cümlelerin yanında geçen konularla, paragrafla bakıldığı zaman oradan işare, remzi, ima olarak manalar çıkarılabilir. Bundan sonraki süreçte peki ne olacak? Hatırlarsanız Şeyh Bayit Efendi ve Hüsnü Hazretleri münazara ediyorlar ve o paragraf şöyle başlıyor. Ayasofya'da bir namaz çıkışında, yani namaz kılınıyor, kılındıktan sonra Şeyh Bayit Efendi üstadı sual soruyor. Hüsnü Hazretleri de diyor ki Avrupa diyor bir İslam devletine hamiledir diyor. Yani bundan sonraki süreçte bir devlet resmi olarak İslamiyet'i seçtiğini ilan edebilir Hasan abi. Öyle bir noktayı not almıştım abi. Yani bundan sonraki süreçte şimdi nasıl bu Ayasofya'nın açılması için sadece bu adamın elindeki imkanlar değil, az önce söylediğiniz gibi dışarıdan da bu adama destek oldu. O destekle beraber işte Hristiyan İsevilerinin desteğiyle beraber bunun açılmasına vesile olundu. Ve bundan kuvvet olan bir devlet de resmi olarak İslamiyet'i seçtiğini ilan edebilir abi. Öyle bir noktaya nazar söyledim. Bir devlet hakkında ne diyor Üstad? Bahtiyar. Evet, Alman milleti. Alman milleti diyor. Alman devleti demiyor. Evet. Yönetici demiyor. Arttı evet. Yani bahtiyar diyor, bahtiyar. Bir de şey yapıyor. Amerika'yı hiçbir halinde bulunmuyor. Rusya İslam'a kılıç çekemez diyor. 400 milyona. Amerika'yı konuş. Amerika'yı Hüsnü Hazretleri ikiye ayırıyor abi. Yeni Amerika diyor. Yeni dünya diyor. Bu yeni dünya demesi hani bu başka yerde söylediği İsevi Müslümanları o manada kullanıyor herhalde abi. Yani makamiyet itibariyle bir mektupta yeni dünya derken şu andaki şöyle bir noktaya nazar abi. Şimdi hani demin derste de vurguladınız ne oldu yani bir senede bu adam değişti diye. Bu virüsü çıkan yani Cenab-ı Hakk'ın bu virüsü müsaade etmesinin bir sebebi de bu Ayasofya'nın açılması olabilir abi. Evet. Hazreti Korona. Yeni dünya için yeni dünya için Miraç Risalesi'nde şöyle geçiyor. Yeni dünyadan yani Amerika'dan birisi gelse diyor şüphesiz inanırsın diyor. Yeni dünyayı orada şerh ediyor. 50 Mektubat 58'de yeni dünya diyor. Yeni dünya kimdir? 31. sözde Miraç Risalesi'nde yeni dünya yani Amerika'dan birisi gelse inanırsın diyor. Yeni dünyanın Amerika olduğunu
31. sözde söylüyor. Devam et Murat'ım. Evet, söylüyor abi. Şimdi bu virüs muhabbetinin de abi, yani demin söylediğiniz o mürşit 9 kişi vardı ya abi. He he. Yani artık alenen onların çıkardığı da şey oldu yani. Şu anda öyle mi? Yurt dışında da işte devletler arasında böyle diplomasiler var. Siyasi yok yani. Yoksa bu şeyi açamazdı yani Ayasofya'ya. Yanında olmasa yani. Açamaz. Müjde diyeyim. İngiltere'nin kraliyeti Türkiye'nin yanında. Evet. Fransa'nın derini Türkiye'nin yanında, Almanya'nın derini Türkiye'nin yanında, Amerika'nın derin devleti Türkiye'nin yanında, metozori olarak onların şu anda temsilcisi Trump yanında. Evet, Rusya'nın da derini ve yüzeyi, hangisi Türkiye'nin yanında olduğunu daha şey yapamadım ama Türkiye ile Fransa'nın işini ve Avrupa Birliği'nin işini bitirmek için Rusya, Fransa'yı o tarafa içeriye çekip gücünü zayıflatıyor. Peki. Selamun aleyküm.